O zaman gerçekleşecek. Tüm Türkiye Mayıs'tan etkilenecek. Sonrasını çok uzun uzun konuşacağız. İsmail'in evet. dediği gibi uzun bir program bu ama listelerle ilgili sorulmayan soru kalmasın önce. Listeler denince biz bu programın duyurusunu yaptığımızdan beri Halk TV seyircilerinin en çok merak ettiği soru. Sadullah Ergin. Şimdi Sadullah Ergin çok simge bir isim birçok CHP seçmeni açısından. Çünkü işte Ergenekon balyoz dönemlerinde o kumpas davalarında Adalet Bakanı'ydı. Ali Tatar deyince Sadullah Ergin geliyor aklımıza. Ve onun Ankara'da aday gösterilmesi çok da tartışılıyor o liste açıklandığından beri. Bu konuda hem sizin bir açıklamanız oldu hem Sadullah Ergin'in bir açıklaması oldu. İkiniz de bu konuda sizin mesela hatalı bir tartışma yürüdüğünü ve önyargılardan kaynaklandığını söylüyorsunuz. Hala bu görüşte misiniz? Sadullah Ergin'in adaylığına CHP listesinden Çankaya'dan aday gösterilmesine dönük tepkileri, eleştirileri anlamak için mesela anlıyor musunuz ya da CHP seçmeninin neye neden itiraz ettiğini? Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bütün bu tartışmalar, bir haftadır devam eden tartışmalarda dikkat ederseniz asıl hedef Sadullah Bey değil. Asıl hedef Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışıyor. Sadullah Bey üzerinden yıpratılmaya çalışıyor. Şöyle bir bakın, bu iletişim kampanyasının, bu karşı kampanyanın kökünde kim var? Bir iletişim başkanlığı var. Yani iktidar var. Çünkü iktidar biliyor ki bunu ne kadar köpürtürsek bu konuyu, bu nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecek. Bir de ne var? Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına hitap etmeye çalışan işte Cumhurbaşkanı adayı var, adayları var neyse. Bir de onların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bu kampanyada hedef Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Sadullah Bey üzerinden devam eden bütün bu tartışma aslında Cumhuriyet Halk Partili seçmenin kafasını karıştırmaya dönük. Sadullah Bey sadece burada bir araç. Çünkü konuşulan bütün konular 10 yıl, 13 yıl öncesine dair konular. Bakın yeni değil, bunların hiçbirisi yeni değil. Mesela bir sürü gündemde konular var değil mi? İşte Hatay'la ilgili konular var. Bakıyorsunuz Hatay'la ilgili mesela iddialara bakıyorsunuz. Yani şimdi savcılığın takipsizlik kararı var. Mahkemenin resmi tekzibi var. Yayınlanmış o gün gazetelerde. Bakıyorsunuz, Ali Dibu olayını diyorsunuz. Bakıyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu Ahmet Necdet Sezer'in, Cumhurbaşkanı Ahmet DDK'ya özel talimat veriyor. Araştırın bunu diyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu var. Temiz raporu. Sayıştay'ın raporu var. Dolayısıyla 4 tane denetime tabi olmuş ve 4 denetimin sonucunda da Sadullah Bey'in bu konuda tertemiz olduğunu ispatlayan raporlar var. Eğer 10 sene, 13 sene sonra bunlar gündeme geliyorsa bunun sadece bir araç olduğunu, aslında CHP'yi yıpratmanın bir aracı olduğunu görmek lazım. Yani herkesin de bu bilinçle bu konuya yaklaşması Peki, lazım. Peki Sadullah Ergin üzerinden sizin ittifak ortağınızın yıpratılabileceğine dair bir öngörünüz, bir tahmininiz olmadı mı? Hayır, hiç aklımıza bile gelmedi. Çünkü niye? Sadullah Bey bizim aynı zamanda siyasi partilerle ilişkilerimizin koordinasyonunu yapıyor. Yani ben ona özel bir görev verdim. Diğer bütün siyasi partilerle ilişkinin koordinasyonunu Sadullah Bey yürütüyor. Yani bütün bu ortak çalışma ne var ne yoksa stratejik seviyede muhatap Sadullah Bey. Yani Sadullah Bey Kemal Bey'le de hatta ta başlarda hani oturdular, konuştular, buluştular bir başka bir muhatapla beraber. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki muhatabı üzerinden, İYİ Parti'deki muhatabı üzerinden, Gelecek Partisi, Saadet Partisi üzerindeki muhatabı üzerinden diğer siyasi partilerle ilişki yöneten kişi ve diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Dolayısıyla bütün bu süreçte bir olumsuz herhangi bir şey gelmedi bize. Ya acaba böyle bir şey olur mu falan filan diye gelmedi. Kaldı ki bütün bu görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi bize? Mesela dedi ki işte biz sizin de Gaziantep dedi. Üçüncü sırayı dedi. Ancak şey yapabiliyoruz. Yani evet. Hani sizin adayınıza bırakabiliyoruz. Ya da işte döndük Ankara'da birinci bölgede şu sıra, ikinci bölgede şu sırayı ancak size tahsis edebiliyoruz. Ve onlar bize sadece boş bir tahsis listesi ilettiler. Önce o listeyi konuştuk. Yani bu iller arasında işte neresi olacak, İzmir mi olacak, Gaziantep mi, işte Siirt mi, neresi olacak. Biz mesela Samsun'da çok olmayı istedik ama Samsun'la ilgili bir alan açılamadı mesela, olmadı. Antalya'yı çok istedik, olmadı. Yani Bursa'yı istedik, çok oralarda olmadı. Oralarda güçlü olduğunuz için mi daha biz, fazla oy alabiliriz ve, diye mi? Ve bir de şuna da baktık, iyi adaylarımız vardı yani. Mesela ya Antalya'da iyi adayımız vardı, Bursa'da iyi adayımız vardı, Samsun'da öyle. Yani elimizde hem iyi isimler var hem de bu illerde bizim teşkilatımız çok canlı. Mesela Kocaeli değil mi? Kocaeli teşkilatımız bizim şampiyon.
Yani niye şampiyon? Çünkü ilk teşkilatlanması tamamlayan, bütün ilçelerde kongresini yapan ve daha sonra da il kongresini yapan birinci sırada bitiren bir il. Mesela bizim Kocaeli'nde bir adayımızın olmasını çok arzu ettik mesela. Ama onlar da ne yaptılar? Tabii 6 tane parti var. Yani hem kendi adayları var, 5 tane de başka parti var. Bütün o adayların hem Türkiye genelinde dengesini korumak, hem bu karşılıklı talepleri dengelemeyle ilgili onlar da çok zor bir süreç yürüttüler. Dolayısıyla bize sadece dediler ki bunlar. Önce onun bir müzakeresi yürüdü, yoğun. Yani hangi ilde kaçıncı sırayı açabiliyorlar. Ve bunların tabii bazıları kazanması daha belki kolay, bazıları daha zor, bazıları gerçekten çok yoğun çalışma isteyen yerler falan. Önce onun müzakeresi tamamlandı. Ondan sonra biz bize verdikleri o boşlukların karşılığında isimlerini doldurduk, gönderdik. Bunu soracağım. Yani efendim, onlar bizimle hiçbir isim pazarlığı yapmadılar. Yani dediler ki ya biz işte hani şu ismi istemeyiz, bu ismi isteriz. Çünkü ortak listede öyle bir şey yok. Her partinin kendi hakkı. Çünkü bizim arkadaşlarımız Deva Partili olarak seçime girecekler. Bakın o çok önemli. Bizim arkadaşlarımız, adaylarımız Cumhuriyet Halk Partili olmuyor. Zaten efendim. O verdiğimiz dilekçe var ya, o cuma günü verdiğimiz, geçen hafta cuma verdiğimiz dilekçe aslında şu demek. Yani partiler, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden seçime girecek diyor. Bu ne demek? Bizim arkadaşlarımız Deva Partili. Ve Deva Partili olacaklar. Listede de Deva Partili olarak yer alacaklar. Seçildiklerinde de Deva Partisi'nin milletvekili olacaklar. Sadece biz aslında ortak bir listeyi beraberce kullanmış oluyoruz. İşte bizim partimizden falan ayrıldıkları yok. Bizim adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iradesi de yok orada. Yani bize Allah için demediler ki ya bu isim olmaz falan filan demediler. Dediler şeyler bunlar, boşluklar bunlar. Hani tahsis ettiğimiz alan bunlar. Biz dedik ya şurası olmaz, burası olsun falan. Hatay'ı yoğun pazarlık. Neden düşünmediniz? Hatay'da yok muydu Deva'nın kontajı? Hatay hiç gündeme gelmedi. Hatay'da olduğu bize, için. Hayır bize açtıkları, benim hatırladığım kadarıyla bize açtıkları listelerde Hatay yoktu diye hatırlıyorum ben. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa yoktu zaten. Öyle bir şey hiç gündeme gelmedi yani. Hem mesela Adana Mersin değil mi? Mesela Adana ve Mersin'de dediler ki ilk oturmada dediler buralarda şey yok yani mümkün değil. Çok sıkışık hani. Çünkü diğer partilerden de talep var. Kendi kuvvetli isimleri var. Ama en sonunda arkadaşlar gel git mesela Adana ve Mersin sonradan müzakereler sonucunda açabildiğimiz iki il oldu mesela yani. Ondan sonra biz Adana adayımızı belirledik, Mersin adayımızı belirledik. Sonuç böyle oluştu. Yani isim bazında hiç görüşme yapılmadı bu süreçte yani. Dolayısıyla burada hani bu konuda CHP'ye yüklenilmesinden doğru görmüyorum. Ama zaten bütün bu yaygaranın, bu koparılan fırtınanın amacı o yani. Amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya çalışmak. Baştan dedim ya, sağda bir araç olarak kullanıyorlar sadece. Kim kullanıyor? İktidar, yani iletişim başkanlığı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına gözünü diken bir başka cumhurbaşkanı adayı ve onun etrafındaki iletişim furyası yani. Hem konu Kılıçdaroğlu o. Hem de dün benim sabah programımda Halk TV'de Özgür Özel bunu bu şekilde anlattı. Dedi evet. Ki biz bir ittifaklık ilişkisi içindeyiz. Ve dolayısıyla bizim Deva Partisi ile bu ittifaklık ilişkisi içinde kontenjanlarımız vardı. Şurada sizin ifade ettiğiniz gibi. Evet. Siz de orada mesela Sadullah Ergin'i önerdiniz. Onlar evet. Da onu kabul ettiler. Dediler ki bunu bu şekilde anlattılar. Evet. Gelişmelerden anladığımız bir takım çağrılar olmuştu. Onlar da bizim böyle bir beklentimiz yok. Bu tamamen Deva Partisi'nin kendi işi dediler. Bu adaylıkla ilgili herhangi bir tasarruf beklemiyoruz değil mi artık bu saatten sonra? Kesinlikle yok. Yok öyle bir şey yok. Tamam. Yani. Çünkü biz Sadullah Bey'i gayet iyi tanıyoruz, güveniyoruz. 21 yıllık çalışma arkadaşımız. Gerçeği biz biliyoruz. Ama bir de işin algı tarafı var. Yani 10 yıllık, 13 yıllık meseleler bakın anlatıyorum. 4 tane denetim raporu geçmiş. 4'ünde de tertemiz çıkmış. Şimdi sadece eğer Adidibo bugün, meselesi değil ama yani Kumpas bugün, davalarında aldığı tavır var. HSYK'ya müdahaleleri var. İlhan Cihaner'e o Kumpas davasında, o ablukada takındığı tavır var. Bakın 100 tane şey sayabilirsiniz de bunların hepsini Sadullah Bey cevabını tek tek verdi. Yani iki ayrı yayında, bir Habertürk yayınında, bir de sanırım Cüneyt Özdemir'in kanalında iki ayrı yayında verdi. Daha sonra da vermeye çalışacak. Yani bunların hepsini kendisinden dinlersiniz. Hepsinin cevabı var. Cevapsız tek bir konu yok. Yani cevap veremeyeceği Sadullah Bey'in tek bir husus yok. Ama şu anda biz Türkiye'nin yarınlarını konuşuyoruz değil mi? Yani dikkat ederseniz bütün bu fırtına, bütün bu bir bardak suda koparılan fırtına aslında hem bütün bu çalışmaları geçmişte tutmak, geçmişi hapsetmeye çalışmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya çalışmak. Büyük resmi görmemiz lazım. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep beraber yıpratmak istiyor muyuz? Yani o zaman onu konuşabiliriz. Ama gerçekler üzerinden gitmiyor iş. Yani iş gerçekten çok yani bilinçli bir cahillik tercihinden yürüyor şu anda. Yani bilinçli bir cahillik tercihi. Yani bunu konuşan insanların
Bunu, o olayların özünü bilmediğini de ben zannetmiyorum açıkçası. Ali Bey, bugün yani bir çoğu, çünkü açsınlar baksınlar hepsi bunun belgeli. Defalarca tartışılmış. Yani. Dünkü mesele değil ki. 10 yıllık, 13 yıllık meseleler yani. Bu, defalarca tartışılmış. Defalarca Sadullah Bey çıkmış bunlara cevap vermiş. Dolayısıyla bunları bizim geride bırakıp hep beraber şu seçimi kazanmaya odaklanmamız lazım Allah aşkına. Yani bu kimseye faydası yok. Yani bu tartışmaları eminim ki Sayın Erdoğan büyük bir keyifle izliyor. Aa, ne güzel diyor ya, bunlar tamam tartışsın dursun diyor. Ne güzel diyor, tamam diyor. Böyle bekliyor yani. Yani bunu istiyorsak hep beraber tartışalım. Ben bunu tartışan ve sürekli gündeme getiren insanlara da sesleniyorum. Yani seçimi kazanmaya mı odaklanacağız? Yoksa 10 sene öncesine kilitlenip Sayın Erdoğan'ın önünü açıcı bir tavır mı burada sağlayacağız? Bugün, bunu söylemek bugün lazım. Bugün çok ilginç bir açıklama oldu. Bülent Arınç'tan geldi. Aslında uzun zamandır bu konularda böyle sessizdi. Aslında kurucusu olduğu, uzun zaman yönettiği partisini de eleştiriyordu uzunca bir zamandır. Belli politikalar konusunda. Fakat bugün hem sizi hem de işte Sayın Davutoğlu'nu da eleştiriyor. Şöyle diyor, işte ayrıldığınızda ne oldu? İşte bir iki milletvekili çıkarmak için çırpınıyorsunuz mealinde bir açıklamalar. Ne dersiniz bu açıklamalara Bülent Arınç'a? Kendi görüşleridir. Şimdi artık onun yani hem yaşına hem konumuna hürmeten yani onunla bir polemiğe girmek istemem doğrusu yani. Bir de diyor ki yani paradan 6-0 attım diyorsun. Ama diyor Erdoğan söylemesi atabilir miydin? Erdoğan sana o şeyi vermesi, önünü açması. Yani söyleyebilir bunları da, artık herkesin kendi bir hedefi var, kendi bir çalışma şekli var. O kendi takdiridir ama millet biliyor bunların hepsini. Yani herkes biliyor. Yani dolayısıyla bu o zaman eğer gerçekten Sayın Erdoğan bu dönemin ekonomik başarısını ortaya koyduysa